Üstadım, aslında yakın tarihle veya dinle alakalı diğer suallere geçmeden evvel şahsınızla alakalı bir iki haftadır gelen bir sual var. Evveliyetle uygun görürseniz onu sorayım. E, ee, gurbetteyken yapmış olduğunuz ticari faaliyetlerle alakalı olarak sağda solda yakışıksız bazı ifadeler veya iftiralarda bulunanlar var. Bununla alakalı sizi sevenler de bu ifadelerden rahatsız oluyorlar. Üstad bu meseleyi bir izah edebilir mi? şeklinde bir talepleri var. Ben bugüne kadar hayat ve mücadelemle ilgili olarak hatırat mahiyetinde dört tane kitap yazdım. Bunların en kalını da gurbettir. Gurbet içinde gurbet. Bu kocaman kitabı Gurbette yaşadığım vakalar için yazdım. Bu suali soran arkadaşlarım bu kitabı okumadığı anlaşılıyor. Burada uzun uzun yazdım. Gene kısaca söyleyeyim. Ben 80 ihtilalinden sonra vatandaşlıktan atıldığım için haymatlos yani vatansız sıfatıyla 11 sene Avrupa'da yaşamaya mecbur kaldım. Bu benim tercihim değildi. Ben Medine'de yaşamak istedim. Lakin Suud'dan oturma alamadım. Onu da anlattım uzun uzun. Mecburi Almanya-İngiltere arasında yaşadım. Çoluk çocuğumu da Almanlar oturtmadığı için onları Londra'ya bıraktım. Almanya'da gazetem bir bürosu vardı. Kendim ekseriyetle Almanya'da yaşadım. Onun için gurbet içinde gurbet. Çoluk çocuktan ayrı yaşamaya mecbur kaldım. Mesleğim avukatlık. Türkiye'de de böyledir. Vatandaş olmayan avukatlık yapamaz mesleğin dışarıda geçmediğine göre banka soyanlar gibi vurgun yapıp da vatandan kaçmış da olmadığıma göre yaşamak için bir iş yapmam lazım gelirdi. Bunun için çeşitli işler denedim. Evvela İslamcı Gençliği'nin el kitabını bastırdım. Bir kitapla yaşarım zannettim. 5000 tane bastırdığım kitaptan 500 tane bile satılmadı. Hala aşağıda var. Kalanını buraya getirdik. Anladım ki <laughs> Türkiye'deki işim olan neşriyattan dolayı geçinmem mümkün değil. Ülkere müracaat ettim. Senin bisküvilerini dağıtayım burada diye. Hayatım boyunca korkaklıktan nefret etmemin bir sebebi de böylece ifade edilmiş olacak. Ülker bana söz verdi. Bir kamyon bisküvi gönderdi. Her birinden bir numune. Ben peşin alacağım dedim güvensin diye. Bugünkü çocuğu değil. Sabri Bey'i 40 senedir tanırım. Hukukum var kendisiyle. Numune geldi dağıttım. Bunun devamı gelecek dedim. Devamı gelmedi. Bir ahbabıma telefon ettirdim. Sordu. Söz vermişsiniz. Niye vazgeçtiniz? Mal göndermiyorsunuz. O vatandaşlıktan atıldı. Onu gurbette desteklediğimiz için başımız ağrır. Korkaklığa bak. Ama aynı ülke Ermenistan'la Azerbaycan arasında Karabağ meselesinde muharebe mevcutken siz de belki hatırlarsınız gazetelerde çıktı Ermenistan'a bisküvi sattığından dolayı kınandı. Bana gelince korktu. Allah rahmet eylesin İskender Maraş diye bir emekli işçi vardı bize yardım ediyordu yayın evinde. Sen dedi körler mahallesinde ayna satıyorsun. Burada kitaba talip yok ki kitapla sen yaşayamazsın. Sen bana müsaade et, buraya bir buzdolabı koyayım. Ben tavuk sucuk satayım dedi. Peki yap dedik. Böyle başladı. Sağdan soldan ziyaretime gelen adamlar bir kitap almazken Batman'la tavuk sucuk aldılar. Ucuz buldular. Birisi de Berlin'de helal sucuk yapıyordu falan. Hikayesi uzun, tafsilatı kitapta var. Bu sebeple biz geçim mecburiyetiyle bu kabili işlere girdik. Sonra iflas etmiş bir sucuk fabrikasını aldık, imalata başladık. O fabrikadan sonra Almanya'da tamamı Türklerle meskün eski Ford fabrikasının hayimları satılıktı. Onları almaya teşebbüs ettik. Bu arada bütün bu işler için ortak topladık. Bu topladığımız ortakların sucuk fabrikasından iki sene kar verdim. Bilseydim böyle bir sual sorulacağını defterimi getirirdim. İsimler liste halinde şu kadar kar aldım diye karşısında imzaları. Ticaret kar zarar beraberliğidir. Binali benden ticarete girenlere de bu ticari İslami prensipler hepsini anlattım. Bu evlerden dolayı Alman hükümeti beni batırdı. Size geçen hafta dedim ki ben Almanlara dost gittim, düşman geldim. İngilizlere düşman gittim gurbete, dost geldim. Bu beşeri tavır itibariyledir. Bu evleri Doğu Alman meselesi çıkıp da evvela oradan macirler gelmeye başlayınca Köln Belediyesi elimden almaya kalktı. Köln bir ayrı eyalettir. Kuzeyren Vesfalya eyaleti. Bu eyaletin iç işleri bakanı cebine esrar koyarım seni hapislerde süründürürüm dedi bana. Ben bu sözü bir bakandan işittim. Almanlara öyle durup dururken düşman olmadım. Türkiye'den farklı olarak Almanya'da bir hukuki esas var. O da şudur. Çok özet söylüyorum. Burada sayfalarca yazdım. Türkiye'de bir gayrimenkul alacağınız zaman o gayrimenkul üzerindeki ipotekleri tapuda görürsünüz. Onu o ipoteklerle devralırsınız. İpotek lehtarına bu yeni malikin malik olma hakkını tanıyor musun diye sormazlar. Sorulmaz. Çünkü garanti maldır, şahıs değildir. Şahıs kim olursa olsun. O borcun, tapuda yazılı borcun garantisi malın kendisidir. Bu evler üzerinde de hacizler vardı. Ben bir bankanın borcunu ödedim, adını aldım. 1 milyon 300 bin marka ödedim. Tabii bunu eşten dosttan topladım. Köln Belediyesi'nin daha fazla alacağı vardı. Belediyenin bir bankası vardı. O Köln Belediyesi de sosyalist olduğu için eğer bu binaları kat mülkiyetine çevirir, içindekilere satarsan biz de sana bu borcu devrederiz dedi. Ben bilmiyordum ki alacaklının muvaffakati olmadan mülkiyet alınamıyor. Bizim gibi Almanya'da mülkiyetin nakli tapuda olmaz. Alan ve satan bir notere vekalet verir. O noter bir ay takriben sürer bu muameleyi iki tarafın avukatı arasında bitirir. Biz bu muameleyi yaptık. Kön Belediyesi de bize bir profesör gösterdi. Kat mülkiyetine çevirmek için binaları. O arada Doğu Alman'dan macirler gelmeye başladı. Doğu Alman çökmeden evvel vardı burada. Doğu Alman çökmeden evvel anlaşmayla Ruslar göz yumuyorlardı. Çekoslovakya'ya gidiyorum diye pasaport alıyorlardı. Oradan Almanya'ya sığınıyorlardı. Bu şekilde her pasaport verilen Doğu Alman için Batı Alman 7 bin mark Rus entelijansına para ödüyordu. Bu tatlı geldi. Sonunda burayı satalım sizle dedi. 13 milyon mark Mukabilinde Doğu Alman'ın hududu kaldırdılar. O macerler bu suretle geldiği sıralarda oteller, gemiler her tarafta oldu. Köln Belediyesi yazılı taahhüdünden vazgeçti. Sana devretmiyorum burayı. Benim buraya ihtiyacım var dedi. Nasıl ihtiyacı var? Bizim Türkleri çıkaracak, Doğu Alman'ı yerleştirecek. Türkleri tedirgin etmek için değil, ben mal sahibi etmek için geldiğime göre ben direndim. İşte bu tehditler bu direnmeyle oldu. Lakin belli bir müddet zarfında ipoteği ödeyerek veya devralarak tapuya sahip olman lazım gelirken bunun da bir müddeti vardı. Takribe bir seneydi. Ben bunların parasını bulmak için, vermek için İsviçre'den kredi buldum. Evleri karşılık göstererek. Köln hükümeti bozdu. Hamburg'dan buldum bozdu. Şuradan buldum bozdu. Buradan buldum bozdu. Müddet doldu. Evler elinden aldı. Ödediğim 3 milyon küsür mark yandı. Fabrikanın da batmasına sebep bu oldu. Hem eğer ben bu işte başarılı olsaydım Türkiye 10 milyon markla dönerdim en aşağı. Belki de o para beni başka vadilere sürerdi. Ben 1 milyon mark borçla döndüm Türkiye'ye. Babamın malını devlet almış satmış. Kuleli'de bir yerim var. İstimlak edilmiş. Yatacak yatağım bile yoktu. Senin elinde bir kalemin var. Hatta kitap depomuzu polisler yaktılar. Bunlar hep anlattım. Ne rafta bir kitap var. Ne kasada bir kuruş var. Ne yatacak bir yatağım var. Türkiye'ye böyle geldim. Daha garibini söyleyeyim size. Türkiye Gelmem için Özal'ın çıkardığı terörle mücadele kanunun 5. maddesi 80 ihtilalinde vatandaşlıktan atılanlara 2 sene içinde Türkiye'ye dönme müsaadesi verdi. Anam hasta acele döndüm hakkımdaki mahkumiyetlerden biri müruri zamana uğramamıştı. gümrükten kaçak geçtim. Bunları hep anlattım. Gümrükten kaçak geçtim. Mürür zamanına bir sene vardı. Bir sene polisleri rüşvetle oyaladım. Anam vefat etti. Dosyayı Trabzon'a gitmiştir diyerek Trabzon'u Akçabat'a gönderttim. Anamın cenazesinde oranın savcısı beni tevkif etmeye kalktı. Duasında bulunamadım kaçtım. Efendiler, bu ülkede İslamı dava eden adamların beli yağda, beli balda olmaz. Bu rejim adama bedel ödettirir. Ben dört defa devletin tertiplediği suikaste maruz kalmış bir adamım. Bu rejimin nasıl zalim olduğunu nasıl muhalifine gaddar olduğunu anlamak isteyenlere benim hayat hikayem kafi fikir verir. Bu suikastlerin bir tanesi de aşağıdaki odamda oldu. Ömer'in kitap sattığı masada kurşun hala duruyor. Bastonla sebepsiz yürümüyorum. 27 Mayıs ihtilalinde gencecik bir delikanlıyken harbiyede hücre hapsinde yattım. Orada romatizma kaptım. Ben 30 yaşından beri bastonla yaşıyorum. Zannediyorlar ki fiyat olsun diye baston taşıyorum. Şimdi <laughs> son suikaste kurşun dizimde bir siniri koparttı. Sinir kendini yenilemiyor. Ben bazen sol bacağım boşluğa düşmüş gibi düşecek oluyorum. Bu bastonun hikmeti bu. Bu zulümlerin tafsilatına girişmek istemiyorum. Ben hatırat yazdığım zaman ön sözünde dedim ki ben bu olup bitenleri yazmak için 60 yaşını devirmeyi bekledim. Başkaları 3 gün hapis yatıyor, çıktıktan sonra 3 yıl kitap yazıyor. Bütün bunlarda benim nasıl canıraş bir mücadele ettiğim görüleceği için buradan benim nefsime bir pay düşer. Ben böyle iyiydim, böyle kahramanım, böyle dik durdum, böyle uğraştım manasına nefsime bir pay düşeceği için ben ihtiyarlığı bekledim. Nefsani arzularımın sönmesini bekledim. Bu olup bitenleri onun için yazmakta böyle geç kaldım dedim. Aynı mantıkla bu yaşadıklarımı anlatmak istemem. Ama şu kadarını söyleyeyim ki beni ticari bakımdan Almanya'da batıran Almanlar görünse de aslı Türk mitidir. Türk istihbaratıdır. Orada bile yakamı bırakmadılar. Netice itibarıyla anam hasta olduğu için henüz mürür zamanı doldurmamış olan bir buçuk senelik bir hapis cezam için bir sene daha bekleyemedim geldim. Arz ettiğim gibi cenazede savcı beni tevkif edecekti. Allah'tan orada çalışan bir memur haber aldı bana haber verdi. Kaçtım. Sonra müddet dolduktan sonra gittim onu da anlattım. Murur zamandan sonra oranın sarı zamana uğradığını dedi. Biz İstanbul Adliyesi'nden mahzenden evrat çıkardık. Murur zamana uğradığına dair aldı ki dosyada belli şu tarih diyor. Şu tarih başlangıcı kanunda 10 senelik murur zaman diyor. 10 sene dolmuş. Dolduktan sonra gittim. Herif beni 3-4 gün orada hapsetti. Bu evrakı getirerek kurtulduk. Bu herifi şikayet ettim. Sultan Ahmet'te müfettişler de şaştı. Elindeki dosyadan cezanın mürür zamana uğradığı halde, göründüğü halde sen nasıl tevkif etti? Bu adam vilayet savcısı oldu. Benim şikayetim yaradı adama. Çünkü bir anti kemaliste eziyet etmekten dolayı Moğol tarafından taltif edildi. Bunlara girmiyorum. Ben geldiğimden beri Almanya'da benim şirketime ortak olanlara şeriat muvacehesinde hiçbir borcum yoktur. Çünkü ticarette kar zarar ortaktır. Alman hükümeti tarafından nasıl batırıldığımı da bu kitapta anlattım. Kendilerinden de bana benden kar aldıklarına dair 2-3 senenin defteri elimdedir. Buna rağmen dedim ki bin mark ile ortak olanları ödemiyorum. Kusura bakmayın bu kemik kırmaz. Ama 5000 ve yukarı mark ödeyenleri ödeyeceğim. Çünkü siz işçisiniz. Sizin zarara katlanmanız zordur. Bunun söylememin sebebi de fabrikayı satmak istiyordum. Lakin fabrikayı bırakıp geldiğim adam ihanet etti. Benim üç buçuk milyon marka satmadığım fabrika o adamın ihaneti sebebiyle bir milyon marka hadden gitti. Zaten bankaya bir milyon marka vardı el ele baş başa. Ben bir milyon mark borçlu kaldım. Geleli yirmi sene oldu. 20 senedir bunu bu ödüyorum. Hala da ödemekteyim. 2-3 kişi kaldı. Hiç kimse murur zamana uğrayan bir borcu ödemez. Ben murur zamana uğrayan bir borcu ödüyorum. Şer anda borcum olmayan bir borcu ödüyorum. Alnım açık. Hayatımın hesabını vermeye hazırım. 2004 yılında yazdım bugüne kadar bir işçi sen bunu doğru söylemiyorsun diye ortaya çıkmadı. Her şeyi olduğu gibi yazdım. Onlara da bu kitabı okumalarını tavsiye ederim. Benim şimdilik söyleyeceğim bu kadardır. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Şimdi televizyonlarda konuşuyor. Bilmem ne kekeş diye bir mendebur var. Nakşi Tarikatı imza diye bir gazete çıkarıyordu. Almanya'da biri getirdi bana. Nakşi Tarikatı Hindistan'da masonluğa, siyonizme bulaşmış, alet olmuş diye yazdıktan sonra ne dersin sucukçu Kadir Bey diyor. Sen bir İslamcı yazarsan Allah seni kahretsin benim geçim mecburiyetiyle sucuk, sucukçuluk yapmamdan millet utansın. Sen utan. Meşru bir ticaret ayıp mıdır, günah mıdır? Aşağılık bir iş midir? Herif gazetesine böyle yazdı. Şimdi her akşam televizyonlarda konuşuyor. Sonra da utanmadan Türkiye'ye döndükten sonra yanıma geldi. Tanımam adamı. kendin tanıtınca sen ne yüzle benim yanıma geliyorsundur? Sen yazdın, ben yazdım, sen de cevap verdin, bitti dedi. Hayır, bitmedi, bunun ahreti var. İsteyen gavur olsun. İsteyen cesur olsun ahirete karşı, iftira etsin. Dinde olgunluğun alameti iftiraya tahammüldür. Bunun da zirvesi nedir biliyor musunuz? Bunun da zirvesi iftiraya sevinmektir. İftiraya sevinmektir. Çünkü o iftira edenle senin onun hayırlı amelleriyle senin günahların yer değiştirecek ahirette. Günah verip sevap alacaksın. Ne kızıyorsun be adam? Ben de kızmıyorum. Ama bundan da üstün bir derece vardır. Kendi namına sevinip onun namına üzülmektir. Bunu yapabilmek de kahramanlıktır. Bakın Almanya'da yaşadığım bir iki vaka size söyleyeyim. Günün birinde birisi telefon etti bana. Bir camide münakaşa ediyorlarmış. <laughs> Neymiş münakaşanın sebebi? Bir şeyhin biri bu fabrikaya alırken bana bir milyon mark vermiş. Sonra oğluna kızımı istemiş. Vermemişim. Aramız açılmış parasını inkar etmişim. Allah. Bin milyon mark değil. Bir mark bana veren bir şey yok. Küllüm yalan. Kızımı oğluna isteyen bir şey de yok. Yalan. Bu kadar dehşetli bir yalanı kimse o şey söylesinler de konuşalım dedim. Cevap yok. Bir başka zaman bana telefon ettiler. Burada bir işçi diyor ki siz o Kadir Mısıroğlu'nu çok muteber bir adam zannediyorsunuz. O adam teşkilatın iki veya 3 milyon dolar markını çarptı da Amerika'ya kaçtı. Ya böyle bir şey yok diyoruz anlatamıyoruz. Ne diyelim bana telefon ediyorlar. Dedim ki ben Amerika'ya kaçmadım buradayım. Ama o arkadaş hüsnü niyetle bir yanlışa sürüklenmiş. Bu sözü ben tanıyorum. Bunu Hasan Damar söyledi. Ama benim için değil. Benim için değil. Süleymancılar denilen cemaatte çalışan aşağıda söyledim sana adı neydi? Harun Reşit Tüylüoğlu. Bu teşkilat 80 ihtilalinden sonra Mehebe davasında ortaya bir şey çıktı ki ülkücülere yardım etmiş. Bundan dolayı Kemal Kaçar'ına demiş ki seni Türkiye'ye davet ederler izini kaybet. O da Amerika'ya gitmiş. Hasan Damar da bu selamete bunlar rey vermiyor diye uydurdu. Harun Eşik Tüylüoğlu ne oldu biliyor musunuz? Cemaate söylüyor konferanslarda Allah'tan korkmazsan istediğin yalanı söylersin. Bu Tüylüoğlu Teşkilatın 3 milyon markını aldı, Çaldı Amerika'ya kaçtı. Küllüğüm yalan. Ben bu Tüylüoğlu'nu daha teşkilatın başına geçmeden evvel tanırım. Tüylüoğlu Amerika'dan da döndü. Şimdi de Rize'nin bir kasabasında imamlık yapıyor. Ulan milyon mark çalıp Amerika'ya kaçan adam bir kasaba veya köy imamlığını yapar mı? Bir sene yoktur ziyaretime geldi de öğrendim ki Rize'de bir yerde imamlık yapıyor. Bu söz de küllüğüm yalan. Bu Hasan Damar'dan Harun Reşit için duyduğu sözü isim karıştırdı. Kadir Mısıroğlu diye söylüyor dedim. Bir soralım dediler. Bu Kadir Mısıroğlu'nu sen tanıyor musun? Tanımam mı Süleymancıların başı demiş. Ha. Anlaşıldı ki Harun Reşit Tüylüoğlu ile beni karıştırmış. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir adamı tanıma şansınız varsa onun hakkında bir başkasının sözüyle katiye menfiye hükmetmeyin. Yanlış adama doğru deseniz zararlıysa dünyevi olur. Doğru adama yanlış dediniz mi zararı uhrevi olur. Onun için bir başkasının ağzına bakıp da o güvendiğiniz bir adam da olur. Ama o zincirleme gider gider bir yerde güvenilmez bir adamın yalanı olur. O duymuştur doğru. Duyduğu doğrudur da menşeinde söz yalandır. Onun için şahsi müşahedelerinize itibar edin. Başkasının ağzıyla kimsenin aleyhine konuşmayın. Bir yalan söyleyenler de ekseriye ya, yalanın akla yakın bir uslupla söylenilmesini başaramazlar. Bakın ben çok erken yaşlarda bu davaya girdim Allah'ın lütfu keremiyle. Tahtisi nimet kabiliğinden söylüyorum üniversite talebeliğim baştan başa bu mücadeleyle geçmiştir. Bir gün üniversite kantinine geldim. Halen İstanbul'da avukat olan bir arkadaş Mustafa Kur'an Siverekli Kadir abi niye biraz evvel gelmedin dedi. Hayırdır dedim. Bir her gelenin biri dedi az evvel burada senin hakkında bir iftira ileri sürdü. Hayırdır? Siz onu burada evliya gibi dinliyorsunuz ama o talebe yurduna kadın getiriyor demiş. Sen buna mı öfkeleniyorsun dedim. Niye öfkelenmeyeyim dedi. Dedim ki ya o yalanı beceremedi. O yurt benim. Ben talebeliyim de yedi tane yurt açtım kapadım. Ben anamdan biri doğdum. Biri diri, harp adamıyım. Ölene kadar da Allah'ın izniyle, dualarınız bereketiyle böyleyim. Yedi tane talebe yurdu açtım. Ben davamı gençlere intikal ettirmek için daha talebeliğimde bununla başladım. Ve hatıralarımda görürsünüz. Ahmet Emin Yalman benim için baş yazı yazdı. Gençleri zehirlemek için yurt açıyorlar diye. Hususi yurt diye bir şey yoktu. 50'li yıllardan bahsediyorum. O yurda kadın getiriyor diyen adama diyemedim mi ki bu yurt kimin? İçinde 150 200 talebenin barındığı bir yurdun sahibi olan adam çok affedersin zamparlık yapacaksa 200 tane gencin olduğu yere mi kadın getirir Boğaz'da bir lüks otele mi gider? Aptal sen yalanı bile beceremiyorsun diyemedi. Ya hiç aklıma gelmedi. <laughs> i̇şte böyle yalan söylerler. Sana fikirlerinden dolayı kızan adam fikirlerine karşı aciz kalınca böyle şahsi meselelerden çamur atarlar. Ama şunu da bir insaf icabı olarak söyleyeyim ki bir dava adamının hususi hayatı olmaz yatmasının kalkmasının yemesinin içmesinin her şeyinin hesabını vermesi lazım. Çünkü sen bir dava gidiyorsan yaşayışın o davaya uygun olacak. Tezatlı olamaz. Tezatlı olamaz. Dava adamının hususi hayatı olmaz. Bu da konuşulur icabında. Ama sen hususi hayatında ailene karşı, çoluk çocuğuna karşı gerekeni yaparsın da şans eseri evladın bozuk çıkar. Bu konuşulmaz. Bu konuşulmaz. Evlat bir şanstır. Sen vazifeni yaptınsa mesele yok. Ama şimdi söylemek istemiyorum. Necip Fazıl gibi hem İslam'ı dava eder hem akşam kumara gidersen Eloğlu bunu konuşur ve mazurdur. Mazurdur. Çünkü yakışmaz. Varsa böyle bir ayıbımı bilen buyursun söylesin. <laughs> Hodri meydan. Evet. Başka bir sual sorayım.